2084 adlı programımıza hoş geldiniz. Bu programa 2084 adını neden verdiğimizi kısaca açıklamak istiyorum. Çünkü biraz önce, programdan önce Burak Bey neden bu isim verdiniz diye sordu. Hem de bir hatırlatma olması bakımından. 1948 yılında George Orwell, gelecekle ilgili öngörülerini anlattığı bir roman yazdı. Ve bu romana isim verirken de bulunduğu yılın son iki hanesini değiştirerek 1984 olarak verdi. Biz de ona olan saygı ve bir hatırlatma olmak üzere 2084 adını kullandık. Programda asıl olarak insanlığın ortak birikimi, toplumsal, bilimsel, toplumsal ve bilimsel alanlardaki ortak birikimini konuşmak, bu konuyla ilgili olarak bugüne kadar neler oldu, bugün durumumuz nedir ve gelecekte neler olacak konusunu konuşmak üzere konuklarımızla sohbet ediyoruz. Bu haftaki konumuz bilgisayar ve iletişim sistemlerinin güvenliği ve buna bağlı olarak da bizi kimler izliyor ve niçin izliyor konusunu konuşmak üzere buradayız. Bu hafta iki tane konunun uzmanı olan arkadaşımız var. Burak Bestel arkadaşımız ve Ümit Yaşar Usta arkadaşımız. Her ikisi de bu konuda eğitim almış ve uzun yıllardan beri bu konuyla ilgili olarak çok sayıda projede çalışmış olan arkadaşlarımız. Kendilerine programımıza katıldıkları için teşekkür ediyorum. Ve ilk olarak genel bir soru sorarak başlamak istiyorum. Bizi kimler izliyor ve neler izliyor? Şöyle kabaca bir üzerinden geçebilir miyiz? Daha sonra ayrıntısına zaten girmiş olacağız. Bizi kimler izliyor, neden izliyor? Bunun aslında birçok alt başlıkta incelenmesi mümkün. Biz kendimizi kimlere izletiyoruz? Kimlerle hangi bilgilerimizi paylaşıyoruz? Bunu niye yapıyoruz, niye tercih ediyoruz? Bunları aslında bir detaylı incelemek lazım. Onun dışında bizden bilgi isteyen, toplayan, resmi kurumlar, şirketler, kanunen bizi takip eden yetkili merciler var. Bunun sonucunda endişelenmeli miyiz? Bu topladığımız veriler, toplanan veriler bizim aleyhimize kullanılabilir mi? Belki ona da birazcık eğilmek lazım. İlk aşamada hani sizin sorunuza daha detaylı cevap vermek açısından biz birçok bilgimizi belki farkında olmadan zaten kullandırıyoruz ve paylaşıyoruz. Nerelerde? İlk aklımıza gelen örnek cep telefonlarımızda, kurduğumuz uygulamalarda, işte WhatsApp, Facebook gibi sosyal ortamlarda biz telefon rehberlerimizi, arkadaş çevremizi, tuttuğumuz takımı vesaire birçok şeyi birçok insanla paylaşıyoruz. Bunu da aslında çok kontrol altına almadan, çok düşünmeden, detaylı ele almadan yapıyoruz. Eğer ben Facebook kullanmak istiyorsam, eğer ben WhatsApp kullanmak istiyorsam zaten bu ortamın içerisinde var olmak için bu bilgileri paylaşmalıyım kabulüyle yapıyoruz. Aslında bu da tartışmaya açık çünkü bir kısmını paylaşmayabiliriz belki de. Bunun dışında hani cloud, bulut dediğimiz ortama koyduğumuz birçok veri var örneğin. Bunu seve seve koyuyoruz çünkü kendimiz daha güvenli, daha uzun vade, daha sağlıklı koruyabileceğimize, saklayabileceğimize de çok güvenmiyoruz. Dolayısıyla uluslararası firmalardan, kuruluşlardan bu konuda destek almayı tercih ediyoruz. Biz verilerimizi seve seve onlara aslında emanet ediyoruz. Biraz belki ana başlıklar üzerinden gidersek belki daha kolay olacak. Devlet bizim hangi bilgilerimizi kontrol ediyor, hangi bilgilerimizi zaten bir kısmını devletle birlikte üretiyoruz. Doğru. Bu hangi bilgilerimizi devlet üretiyor veya birlikte üretiyoruz ve bu bilgileri ne amaçla üretip saklıyor ve kullandırıyor? Biraz devletle ilişkilerimiz açısından bu bilgilerin kullanılmasını bir gözden geçirebilir miyiz? Yani devlet tarafında aslında yani Türkiye'deki uygulamalarda vatandaşın kolaylığı için mesela e-devlet kapısı üzerinden pek çok hizmet veriliyor ve kullanıcıların herkesin bir TC kimlik numarası var. Bu eşsiz numarayla da aslında tüm bilgilerimizi internet üzerinden ulaşabiliyoruz ve her bakanlık kendine özgü bir takım bilgileri kullanabiliyor. Tabii bu hizmetlerin hepsi belli güvenlik altında yapılıyor. Mesela sağlık hizmetleri için belli bilgilerin olması ya da mesela eğitim sistemiyle ilgili ya da adalet sistemiyle ilgili. Dolayısıyla devletin hani bizim bütün bilgilerimizi tutmasında en büyük
hedeflerden bir tanesi bize daha iyi hizmet verebilmesi ve tabii ki toplumun daha da güvenli olması hepimizin emniyeti bakımından. Fakat mesela devletten daha hani resmi bir bilgi paylaşımı söz konusu. Fakat mesela firmalara geldiğimiz zaman mesela firmalar da bizi izliyor. Yani dolayısıyla mesela internet ortamında. Devlete konsantre olalım. Devletle olan ilişkilerimizi biraz konuşalım. Firmalara ayrıca daha sonra geleceğim. Tabii. Yani devlette daha çok işte mesela şu anda yeni TC kimlik kartları çıkıyor biliyorsunuz. Evet. Yani bu kartlarda mesela hizmet alan kişilerin gerçek kişiler olduğunun tespiti ya da başkası adına o kişinin bilgilerine erişememek için mesela alınmış ek tedbirler. Burada mesela daha öğrencilik hayatından başlıyor, yani milli eğitimle başlıyor. Evet. Pek çok bilgimizi biz bir şekilde paylaşıyoruz. Tabii burada önemli olan merkezde tutulan verilerin güvenliğinin sağlanması ki ancak ilgili kişiler oraya erişebilsin. Yani yetkili devlet kurumları erişebilsin ya da biz kendi bilgilerimize kendimiz erişelim. Dolayısıyla burada özellikle girişlerdeki şifrelerin güvenliği, hani hiç kimsenin hiç kimseye bilgi vermemesi, paylaşmaması, yani bir akrabamız ya da çok yakın tanıdığımız bile olsa mesela bugün biz bir e-devlet kapısı şifremizi paylaşmamalıyız ki o şifreyle giren bir kişi bizim hakkımızda tüm bilgilere erişebilir. Yani işte mahkemelerde hakkımızda herhangi bir şey varmadan tutun işte emeklilikle ilgili tüm bilgilerimize kadar erişebilir. Dolayısıyla bilgilerin merkezde tutulması, işimizi kolaylaştırması, hizmet olarak sunulması güzel bir şey. Ama buna yetkili kişilerin erişmesi konusunda da gerekli tedbirlerin sürekli alınması gerekiyor. Hemen size başka bir soru soracağım. Aynı konuyu tekrarlamamak için ama buna paralel bir konu olacak. Direkt olarak devletin bize hizmet vermesi olarak değildi. Bunun hemen paralelinde polisiye amaçlarla, yani bir cinayet işlendi, hırsızlık oldu, bu tür bir problem olduğunda bu tür problemleri çözmek ya da önceden öngörebilmek amacıyla bu bilgiler nasıl kaydediliyor veya izleniyor konusu. Yine buna paralel olarak da insanların siyasi düşüncelerinin izlenerek buradan yapabilecekleri davranışlarla ilgili yorumlar yapma konusu. Yani biraz işin polisiye ve siyasi olarak neler izleniyor ve bu izlenen bilgilerle nasıl sonuçlar alınıyor, nasıl değerlendiriliyor? Özellikle internet üzerinden işlenen suçları önlemek için 56-51 sayılı bir yasa çıkartıldı bundan yıllar önce. Örneğin bu yasaya göre siz herhangi birisine internet kullandırıyorsanız bir şirket veya kurum olarak belli bir zaman aralığında o internet hattını, o IP numarasını kimin kullandığını kimlik bilgileriyle beraber tutuyor, kaydediyor olmanız lazım. Hatta bir dönem daha detaylı şekilde bu kişi nerelere girmiş, hangi siteleri dolaşmış, ne yapıyor bunları tutuyor olmanız isteniyordu. Evet. Ki polisiye bir durum olduğu zaman size savcılık sorduğu zaman bu bilgileri sağlayarak o internet suçunu kimin işlediği net bir şekilde ortaya çıkartılabilsin. Bu amaçla özel sistemler kuruluyor. Biz kafelerde cep telefonlarımıza gelen şifrelerle örneğin internete erişebiliyoruz. Hepsinin kaynağında bu polisiye ihtiyaç yatıyor. Onun dışında başka veri toplama kanalları ve yöntemleri var. Biliyorsunuz büyük şehirlerde özellikle meydanlarda kamera sistemleriyle o ortamda gelişen olaylar sürekli takip ediliyor ve kayıt altına alınıyor. Ülke içerisinde de genel olarak siber saldırıları bildirmemiz gereken SOME organizasyonları var. Bu organizasyon içerisinde bizim genel olarak ülke olarak bir saldırı altında olup olmadığımız, bunun kaynağı, çözümü ne olabilir konusunda bilgi toplanıyor. Bunlar Ümit Bey'in de söylediği gibi aslında bizleri korumaya yönelik hareketler. Buna benzer başka şeyler de sayabiliriz. İşte Sağlık Bakanlığı örneğin bizim hangi bölgelerimizde hangi hastalıkların daha yaygın olduğunu burada tutuyor. Burada benim anlamak istediğim bazen şöyle hatalar yapabiliyoruz. Yani düşünme kolaylığı açısından bir kolaylık olsun diye bir tane örnek vereyim size. Yıllar önce benim çalıştığım firmanın bir üst düzey yöneticisi ben bilgisayar sistemlerine güvenmediğim için
bankayla olan hiçbir işlemimi telefon bankacılığı ya da bankamatikler üzerinden veya internet üzerinden yapmam. Her zaman banka defterimi, banka cüzdanımı götürür, işlemleri buradan yaparım. Hı-hı. Onun için çok rahatım dedi. Peki. Ben de ona şunu söyledim ama banka bilgisayar kullanıyor dedim. Doğru. Dedi ki bugüne kadar rahat uyuyordum, halt ettim, şimdi uyuyamayacağım. Peki. Söylemek istediğim bundan yola çıkarak sadece internet üzerinden işlenen suçlar değil, işlenen herhangi bir suçun bulunmasında da bizim cep telefonu, harcama kayıtlarımız, dolaştığımız yerler ve biraz önce verdiğiniz örnekte olduğu gibi video kayıtları ve diğerlerinin kullanılmasını biraz açıklamanızı istemiştim. Ona girerseniz biraz. Bu bilgiler arka planda tabii ki koordine edilip, konsolide edilip kişiler takip ediliyor olabilir. Bu imkan teknik olarak ellerinde var, mümkün. Burada hani bu bilgiler niye toplanıyor, nerede toplanıyor'nun bir sonraki aşamasında Ümit Bey'in de özellikle üzerine durduğu konu, bu bilgiler nasıl korunuyor konusu var. Evet. Yani art niyetli kullanılabilir mi? Bilgi güvenliğinde çok klişe bir söylemimiz vardır. Aslında olay dönüyor dolaşıyor insana dayanıyor. İnsan faktörü var işin içerisinde. Siz banka şubesindeki gişe memuruna da gidip güvenmek durumunda kalıyorsunuz bir yerden sonra. Evet. İstediğiniz kadar elektronik ortam kullanmıyorum deyin. Aslında o da bir elektronik ortam kullanıyor dediğiniz gibi. Ve bu bilgiler art niyetli bir şekilde değerlendirilebilir mi, kullanılabilir mi? İyi korunamazsa çalınabilir mi? Bunlar kesinlikle olabilecek şeyler. Tarihte yaşanmış örnekleri de var. Bir örnek yurt dışından Amerika'da NSA'nın üyesi olan, çalışanı olan Edward Snowden diye artık ünlü oldu, filmleri çıktı. NSA'nın açılımı ne? National Security Agency yanlış hatırlamıyorsam. Ulusal Güvenlik Ajansı. Ajansı. İstihbarat birimlerinin bir merkezi diye düşünebilirsiniz Amerika'da. Burada efsane olarak ismi de eşelon olarak geçen, anılan bir sistem mesela buradan takip ediliyor. Dünya üzerindeki birçok trafiği, e-maili, telefon konuşmasını vesaire sürekli olarak izleyip, takip edip kayıt altına alıyorlar. Evet. Bunu da hatta kendi vatandaşlarına yapmadıklarını iddia ediyorlardı. Ama bunun gerçek olmadığı Edward Snowden'ın ortaya çıkarttığı kayıtlarla ispat edildi. Yani çok ciddi bir şekilde izleniyor, takip ediliyor ve iyi niyetle bu yapılıyor aslında. Öyle bir açıklaması var. Ama bu bilgilerin kötü niyetle kullanılmasının önünde ne engel? Onu bilemiyoruz. Nasıl bir takip mekanizması var, nasıl bir kontrol var? Ki tarihte yaşanmış bazı olaylar var. İşte İngiltere'de örneğin SGK kayıtlarının bulunduğu disk yolda bir yerden bir yere transfer edilirken kayboldu. Üstünde milyonlarca insanın sağlık bilgileri, adresleri, telefonları, kimlik numaraları vesaireleri vardı. Bundan yıllar önce yaşanmış bir olaydır. O bilgi nereye gitti, nerede, nasıl kullanıldı? Bunu tam kestiremiyoruz ancak tahmin edebiliyoruz. Hani benzeri şekilde şu anda devletimizin elinde tuttuğu bilgiler de çalınabilir mi, başka bir eline geçebilir mi? Maalesef her zaman böyle bir risk var. Sıfır Tabii. riskten bahsedemiyoruz. Peki o zaman şimdi biraz şey üzerine konuştuk. Yani devletin hizmet vermek üzere verdiği güvenlik tedbirleri amacıyla topladığı bilgiler üzerine konuştuk. Biraz da işin ticari tarafına girmek istiyorum. Ticaret deyince işi yine ikiye ayıracağım. Bir tanesi doğrudan doğruya para, yani finans şirketlerinin bilgisayarla ilgili yaptığı operasyonlarda ne tür bilgileri onlarla paylaşıyoruz, güvenlik nasıl sağlanıyor, burada ne gibi riskler var ve insanlar nasıl davranmalılar? Yani bir problem yoktur, rahat uyuyun diyebilir miyiz insanlara? Evet, ya aslında güvenlikte bir defa %100 güvenlik diye bir şey yok. Yani dolayısıyla çok şüpheci birisi olursanız hiçbir zaman rahat uyuyamazsınız. O da sizi kendine tedirgin eder. Fakat tabii ki güvenlik seviyesini sürekli arttırmak mümkün. Bugün mesela finansal dünyada işte bankacılık mesela biliyorsunuz. Daha çok vatandaşlarımız açısından, bankanın nasıl yaptığından çok bankadan hizmet alan vatandaşlarımızın evet. açısından bakarsanız. Aslında şöyle söyleyeyim, şu anda mesela çoğu vatandaş işte mobil bankacılık, internet bankacılığı tarzında dijital kanalları kullanarak bankaya ulaşıyor. Evet. Hani şubeye mümkün olduğunca gitmiyor. Hani bazı yaşlılarımız ya da teknolojiye alışık olmayan insanlarımız halen şubeleri kullanıyor. Bir kısmı hala ATM'leri tercih ediyor. Ama özellikle genç nesil, teknolojiyle büyümüş nesil
ya ben bunu cep telefonundan çok rahatlıkla yapabilirim diye bu kanalları kullanıyor. Yani orada kullanıcılara, vatandaşa rahat edebileceği, hani şöyle bir şey söyleyebiliriz. Tabii ki herkes kendi güvenliğini kendi bildiği kadarıyla sağlamak zorunda ama normal bir vatandaşın, hani teknolojiyle çok detay bilmeyen kişinin kendi güvenliğini sağlayabilmesi de zor bir konu. Evet. Çünkü bir sürü farklı saldırı çeşitleri var. Burada da Bankacılık ve Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun aslında bu konuda pek çok tebliğleri var. Özellikle bankaların sundukları çözümlerde yeterli güvenliği almak mecburiyetinde olduğunu söylüyor. Ki bazen bir olay olduğunda hani gerçekten kişi kendisi kötü niyetli mi yoksa bankanın bir zaafından dolayı mı başına böyle bir şey geldi? Mesela hesaptan bir para çıkışı oldu. Evet. Vatandaş bunu duydu ki böyle mağduriyetler eskiden daha sık oluyordu. Bu tür durumlarda mesela bankalar artık daha çok uzlaşma yoluna gidip vatandaşın parasını iade etmek istiyorlar. Ama eğer vatandaştan ya da herhangi birisi kötü niyetle banka hesabını kendisi boşaltarak böyle bir iddiada bulunuyorsa tabii bunun da takip edilip evet, gerçekten o kişi tarafından mı yapılmış bir şekilde bulunması gerekiyor. Daha pratik olarak kredi kartı kullanırken evet, ya da banka işlemlerimizi işte bankamatiklerden veya mobil bankacılık üzerinden veya bilgisayar üzerindeki internet bağlantısından kullanırken, yani kredi kartı ve bankacılık işlemlerini uzaktan kullanırken vatandaşa ne önerirsiniz? Ne yapması lazım? Evet. Şimdi kredi kartında da hani normal fiziksel olarak kullandığımız noktalarda zaten uzun süredir chip and pin tabir edilen, yani kullanıcının kendisine ait bir şifreyi girerek chip üzerinde otantike ettiği yöntem kullanılıyor. Dolayısıyla bu güvenlik seviyesini oldukça yükseltiyor. Yani kartınız çalındı ya da bir şekilde kaybettiniz. Bulan kişi bunu kullanabilmesi için pini bilmeden bu kartı kullanamıyor. Fakat internete geldiğimizde ise, yani bugün zaten çoğu kişi internetten alışveriş yapmaya giderek alışıyor ve evet, giderek yaygınlaşıyor. Tabii internette siz bir kredi kartı numarası giriyorsunuz. Bir bununla ilgili bir şifre, bir koruma söz konusu değil. Dolayısıyla bu bilgileri eğer bir şekilde bir hacker ya da kötü niyetli birisinin eline geçmişse o da internet sitelerinden sizin adınıza alışveriş yapabiliyor. Ki burada da daha çok kredi kartını veren kurumun bir takım korumaları var. Yani eğer bunu sonradan siz fark ederseniz ve bankanızı uyarırsanız tabii gene banka kötü niyetli sizin yapıp yapmadığınızı anladıktan sonra genelde parayı geri iade etme gibi bir yöntem var. Fakat bankaların aslında sunduğu farklı güvenlik yöntemleri de var. Mesela işte sanal kredi kartı diyorlar. Yani evet, o kredi kartı numaranızı kullandığınızda çok kısıtlı bir para kullanabiliyorsunuz. Dolayısıyla da bir şekilde o çalınırsa da hani çalan kişi çok size cüzi bir zarar verebilir. Dolayısıyla kredi kartlarının internette kullanımında tabii vatandaşların daha dikkatli olması ve mümkünse bankalarından, hani ben internette kredi kartımla alışveriş yaparken bir ekstra bir güvenlik, ekstra bir farklı bir yönteminiz var mı diye bankalara sorup bankaların kullandığı yöntemlerden birini seçerek güvenliğini arttırması gerekir. Peki her ikinize de bu soruyu soracağım. Daha geniş bir alan çünkü. Ticari şirketler diye bir başlık koyuyorum önce. Bunu söylerken de iki taraflı olarak bakmak istiyorum. Bizim bilgimizi toplayan çok sayıda ticari şirket var. Doğru. Bu internet tarayıcılardan başlayarak telekomünikasyon şirketlerine varana kadar, hatta bankalar ve alışveriş yaptığımız yerlere varana kadar çok sayıda bilgimizi bir taraftan topluyorlar. Buradaki soru şu, bu bilgileri toplarken bizim bazı haklarımızı ihlal ediyorlar mı? Bir. İkincisi, bu bilgileri paylaşmaları ve başka bir şekilde kullanmaları, yani en yaygın olarak herhalde pazarlama için kullanıyorlar. Bu konudaki uygulamalar Amerika'da, Avrupa'da ve Türkiye'de nasıl? Şirketlerin bilgiyi toplama, bunu başkalarıyla paylaşma ve bunu çeşitli amaçlarla kullanmaları konusundaki durum nedir? Şöyle, birçok firma dediğiniz şekilde kendi ticari gelirini arttırmak için bilgi topluyor. Hatta şu anda teknoloji çağında artık öyle bir noktaya geldik ki, o kadar çok bilgi topluyorlar ki bu bilgiyi nasıl kullanabiliriz, bu bilgiden nasıl para elde edebiliriz diye akıl yoran işte veri madencileri var.
Big data diye işte model şu anda bir ifade var. Büyük veri. Bu kadar büyük veriyi ben ne yapacağım? Nasıl kullanabilirim? Nasıl para kazanabilirim buradan diye. Bu konu ilk başladığında örneğin süpermarketler, zincir süpermarketler bizim kredi kartımızla ilişkilendirerek, bizim kimliğimizi o şekilde takip ederek alışveriş alışkanlıklarımızı çıkartıyorlardı. Evet. Yani işte şu üründen alan kişi bu üründen de alır genelde alışkanlığını çıkartıyorlardı. Ve markete alacağımız ürünleri buna göre yerleştiriyorlardı. Daha çok alışveriş yapmamızı sağlayacak şekilde. Şimdi modern çağdayız. İnternette bu iş benzer şekilde yapılıyor. Siz bir arama motorundan gidiyorsunuz, bir ürün arıyorsunuz veya daha da basiti, daha da aslında endişe verici olanı diyelim. Bir arkadaşınıza mail atıyorsunuz, e-mailin içerisinde diyorsunuz ki ben işte fotoğraf makinesi arıyorum örneğin, satın alacağım. İşte fotoğrafla ilgilenmeye başladım, fotoğraf kursuna gittim vesaire diyorsunuz. Ondan sonra internette dolaşırken, başka bir şeyle ilgili siz bakınırken bir bakıyorsunuz sağ tarafta ilanlar, reklamlar arasında fotoğraf makineleri akmaya başlıyor. Nasıl oluyor da oluyor? Sizin o e-mailinizin içerisindeki ifadelere kadar takip ediliyor. Evet. Biz de bunu seve seve yapıyoruz. Bu bedava sağlanan internet erişimi haklarını kullanarak, işte e-mail haklarını kullanarak biz aslında şartları kabul ediyorum dediğimizde bu bilgilere ulaşılmasını peşinen kendi isteğimizle kabul ediyoruz. Bunun çaresi ne olabilir? Daha pahalı, bize belli hizmetleri, belli anlaşmalar çerçevesinde sunan firmalara gidebiliriz. Ama %100 kaçış da çok söz konusu değil. Basit olarak işte kendi internet gezginliği şeylerimizde, programlarımızda çerezleri kapatabiliriz. Bazı eklentileri kapatabiliriz. Bu biraz daha işin teknolojisiyle ve oturup okuyup incelemekle olacak bir konu tabii ki. Genel olarak böyle. Yine aynı konuda bizim hangi tür bilgilerimizi takip ediyorlar? Sadece internet tarayıcıya biraz yoğunlaştık ama bunun dışında da çok sayıda kanaldan bilgilerimiz takip ediliyor. Evet. Çok bende şöyle bir bilgi var. Sıradan bir Amerikan vatandaşı, bilgiler Amerika'dan olmasının gerekçesi elimizde onlarla ilgili bilgi var. Türkiye'yi bilmiyorum çünkü. Galiba yaklaşık olarak 80 ayrı özel sektör veri tabanında, yaklaşık 60 tane de devlet veri tabanında olmak üzere yaklaşık 140 ila 150 civarında veri tabanında ortalama olarak her vatandaş takip ediliyor. Verileri oralarda toplanıyor. Sonra bu verileri ihtiyaç duyanlarla paylaşıyorlar. Bunu isteseniz de istemeseniz de yapıyorlar diye bir şey var. Ne tür bilgilerimiz toplanıyor? Nerelerde iz bırakıyoruz? Ya aslında şu anda hani son 5-6 yıldır diyelim yoğun olarak sosyal medyada çok ciddi iz bırakıyoruz. Mesela bir Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan biraz da biz toplum olarak belki sosyal böyle paylaşımı da çok seviyoruz, önemsiyoruz. Dolayısıyla bugün mesela herhangi birisininle arkadaş olduğunuz zaman sosyal medyada o kişinin tüm arkadaş ekibi, akrabaları, mesela anneannesinden anne kızlık soyadını ya da dayısından oradaki Facebook'ta dayısının gene annesinin kızlık soyadını öğrenebilirsiniz. Kişinin daha çok nerelere gittiği, hani hangi tarihlerde nerelerde bulunduğu, işte bir otele gittiyse oradaki fotoğraflarını ya da oradaki yazılarını, işte e-maildeki paylaştığı bilgileri, hani o anki konuları neler. Çünkü bugün bir şey ücretsiz olduğu zaman hepimiz severek kullanıyoruz. Mesela işte pek çok e-mail posta hesabı ücretsiz. Ne bileyim bir Facebook, bir Instagram ücretsiz. Tabii bunun karşılığında da aslında bir şeyler veriyoruz ama o verdiğimiz şeyin farkında değiliz. O da aslında bilgilerimizi veriyoruz, alışkanlıklarımızı veriyoruz, hayat tarzımızı veriyoruz. Dolayısıyla bu firmalarda reklam gelirlerinden bir şekilde geçimlerini sağlıyorlar. Yani hiçbir üyelik aidatı olmadan bir Facebook nasıl oluyor da 1 milyar insana, daha fazla insana hizmet verebiliyor. Aynı şekilde bir Gmail mesela ya da bir Google, hani arama motoru var, giriyorsunuz. Bugün o kadar ilerledi ki yapay zeka sayesinde, hani eskiden bir kelime, bir şehir, bir şey ismi girerdiniz. Şimdi bir cümle giriyorsunuz, o cümleden sizin ne aradığınızı bulabiliyor.
Dolayısıyla da bu kadar gelişmiş altyapılar ve gerçekten milyarlara hizmet veren bu altyapıların tek bir beklentisi var. Sizi takip etmek, sizin bilgilerinizi ele geçirmek ve buna göre de ticari şirketlerle size bir takım şeyler sunabilmek. Tabii mutlaka bu şirketlerin kendi ülkeleri, işte Amerika daha çok, Amerika menşeli ülkeler, ülke kurumlarıyla da pek çok bilgi paylaşıyordur. Ama ön planda daha çok biz reklamları görüyoruz. Yani az önce Burak Bey'in söylediği gibi herhangi bir yerde gezerken, bir mailde bir şeyden bahsettiğiniz zaman bir bakıyorsunuz, konuyla ilgili reklamlar ön plana çıkıyor. Evet. Siz bunu iyi bir şeymiş gibi de düşünebilirsiniz aslında. Yani diyeyim, ben fotoğraf makinesiyle ilgileniyorum. Yani fotoğraf makinesiyle ilgili bana şimdi bilgi geliyor. Hani güzel bir şey. Ama sizin isteğiniz dışında, yani size güzel gelmeyen de pek çok bilginizi buralardan aslında paylaşmış oluyorsunuz. Şöyle de diyebiliriz, yani internet yaygınlaştıkça, hızlandıkça ve kullandığımız cihazlar internete daha kolay bağlanabildikçe, yani cep telefonumuz mesela, eskiden işte dial-up vardı, anca bilgisayar başına oturup dial-up'la internete bağlanırdı, bir saat internete bağlı kalırdınız, çıkardınız. Şimdi cep telefonunuz 7/24 internete bağlı. Yani evet, siz uyurken bile sizin başucunuzdaki telefon internete bağlı. Bir şeyleri indiriyor, güncelliyor, bir yerlere bir bilgiler gidiyor, geliyor. Hani sizin zaten normal bir vatandaş olarak bunların ne olduğunu, ne bittiğini anlamanız, takip etmeniz mümkün değil. Dolayısıyla da sizin lokasyon bilginizden tutun, özellikle cep telefonlarına mesela uygulama indirirken, ki bu uygulamayı siz değil de çocuğunuz, yeğeniniz, bir akraba, yani küçük bir çocuk da indirebilir. Hani genelde ya al işte oyun oyna diye telefonunuzu veriyorsunuz mesela. O internetten çoğu İngilizce okumadan her şeyi indiriyor. Evet, evet, evet basıyor. Halbuki uygulamalar sorar. İşte sizin SMS bilgilerinize erişeyim mi? Sizin lokasyon bilginize erişeyim mi? Hani bilinçli birisiyseniz, bunlara dikkat eden bir vatandaşsanız genelde kabul etmezsiniz. Ama özellikle çocuklar ya da bunları okumadan hızlı hızlı iş yapan kişiler, bunları kabul ettiğinde sizin işte nerede olduğunuz, nereye gittiğiniz, ne SMS'ler size geliyor ya da mailleriniz, hepsine cep telefonunuzdan internete bağlı olduğu sürece uzaktan erişilebilmesi, izlenebilmesi kolaylaşmış oluyor. Yani hem kolaylık insanların sevdiği bir şey, ama bir yandan da güvenliğimizden ciddi fedakarlıkta bulunmuş oluyoruz. Aslında şöyle bir şey var. Biraz önce konuşurken sizin de kullandığınız bir kavramdı. Ben de bundan herhalde 20 sene önce bir makale yazmıştım. Tiyatro sahnesinde yaşamak diye. Şöyle bir tanımlama vardı. Yani bizim dolaştığımız yerler, harcamalarımız, ilişkilerimiz, alışveriş alışkanlıklarımız ve diğer özelliklerimiz ve davranışlarımızın hepsi izleniyor. Bu şu anlama geliyor. Sürekli olarak izlendiğinizi bilerek rahat bir şekilde yaşamaya devam edin. Yani kapalı bir odanın içerisinde kimsenin izlemediği bir hayat yaşamak istiyorsanız öyle bir şey var mı bilmiyorum imkan, ama tiyatro sahnesinde yaşıyormuş gibi devam etmek gerekiyor ve bunu bilerek yaşamak gerekiyor herhalde. Yoksa tedbir almak dediğimiz şey birinde, ikisinde, üçünde aklımıza gelir ama 3-5 tanesinde zaten çoğu da sormuyorlar ne yaptığımızı. Oralarda bunu izlemek çok zor. Şimdi diğer bir konuya geleceğim. Belki her ikiniz de buna cevap verebilirsiniz. Biz buraya kadar anlattığımız şeylerde bir vatandaşla devlet ya da vatandaşla şirketler arasındaki ilişkiler üzerinde daha çok durduk. Şirketler birbirlerini, devletler birbirlerini izliyorlar mı? Yani tabii ki cevap evet. Bunu ne amaçla ve hangi yöntemlerle yapıyorlar? Bir, her iki rolü de oynuyoruz. Bir izleyen tarafta olabiliriz, izlenen tarafta olabiliriz. Her ikisinde de nasıl davranmak gerekiyor? Şirketler ve devletler, kurumların birbirini izlemesi konusu. Bir yasal olarak yapılan bildiğimiz düzgün yöntemleri var. Bir de casusluk yöntemleri var. Evet. Hem ülkeler arasında hem de şirketler arasında sanayi casusluğu tabir ettiğimiz takip ve haksız rekabete yol açabilecek bu tür arka taraftan bilgi sızdırma çabaları var elbette. Şimdi en basit anlamda bir firma kendi sektöründe çalışan diğer firmaların ne yaptığını, neyin normal olduğunu, en iyi yöntem acaba onun yaptığı başka bir tanesinin yaptığı yöntem mi diye takip ediyorlar. Burada bir sorun yok. Genel rekabet içerisinde, gidişat içerisinde benim pozisyonum nedir? Bunu anlamaya çalışıyorlar. Ama ne zaman ki
belki hackerların yardımıyla veya içerideki bazı yardımcıların yardımıyla oradan sanayi casusluğu seviyesinde tasarımları çalmaya, özel formülleri çalmaya, müşteri portföylerini veya diğer bilgilerini çalmaya girişiyorlar. O zaman iş zaten kanun dışı bir hale geliyor. Ülkeler bunu yaptığı zaman bu aslında günümüzün savaş metodu bir yerde. Açıkça savaşı ilan etmeseler de dijital ortamda birbirlerini çökertmeye, birbirlerini zor duruma sokmaya yönelik böyle çalışmalar, böyle hareketler yapıyorlar. Bunların bir kısmını aleni olarak duyuyoruz, bir kısmı biraz dedikodu veya efsane olarak kulağımıza geliyor. Ama hani ülkelerin kendi milli hacker grupları var örneğin. Bunlar zaman zaman işte bir ülke bir ülkeyi boykot ettiğinde, bir gerilim olduğunda gidip öbür ülkenin resmi dairelerinin internet sitelerini çökertmek, oralardaki verileri almak gibi çabalara giriyorlar. Evet. Aynı soruyu size de soruyorum. Şirketler evet. ve devletler arası rekabette bunun kullanımı konusu. Evet. Yani şu anda tabii şirketler boyutu biraz daha farklı. Çünkü yani bu casusluk ötesinde şirketlerin yapabileceği en çok başvurdukları şeylerden bir tanesi birbirlerinden eleman çalmak. Yani daha fazla maaşla rakip şirketin X konumundaki kişiyi transfer etmek. Böyle bir durumda her ne kadar... Peki bir kusura bakmayın, ara vereceğim, bu soruyu yeniden soracağım. Tamam. Bir 5 dakika kadar ara veriyoruz, sonra kaldığımız yerde tamam. aynı soruyla devam edeceğiz. Ümit Bey, aynı soruyu size sormak istiyorum. Devletler arası ve şirketler arası rekabette bilginin saklanması ya da karşı tarafın bilgilerin ele geçirilmesi konusundaki durum nedir? Evet. Ve iki taraftan yapılması gerekenler neler? Evet. Şimdi önce şirketler tamam. ayağından başlayalım. Çünkü şirketlerde hani bir takım casusluk operasyonları dışında en basit yöntem rakip firmanın anahtar konumundaki personeli bir şekilde transfer edebilmektir. Evet. Burada işte daha yüksek maaşlarla ya da daha güzel paketlerle bu çok sektör, bütün sektörlerde yaşanan bir şey. Her ne kadar kişilerin işte gizlilik sözleşmesi vesaire olsa da sonuçta siz rakip şirketinizden önemli bir kişiyi transfer edebildiyseniz size pek çok bilgiyi, en azından stratejileri, geleceğe yönelik yapmak istediklerini öğrenebilirsiniz. Çünkü o kişi de orada benzer pozisyonda, benzer taleplerde bulunacaktır. Fakat tabii burada etiklik çok önemli. Her ne kadar ticarette, rekabette çoğu insan bu etikliği göz ardı etse de sonuçta kişilerin de dikkat etmesi gereken şeylerden bir tanesi sonuçta sektörde bir isimlerinin olması, bir güvenilirliğinin olması. Bunu biz Amerikan şirketlerinde de görüyoruz. Hani Avrupalı şirketlerde de görüyoruz. Her yerde mümkün. Hatta mesela Çin gibi ülkelerin Avrupa'daki üniversitelere pek çok öğrenci gönderdiğini, buradan mezun olan öğrencilerini oralarda işlere yerleştirdiğini, yani bir takım maddi destekler de sağladığını ve o şirketlerde çalışan Çin vatandaşlarını daha sonra Çin'deki şirketlere yerleştirip orada rekabet edebilecek işler yaptıkları, ürünler geliştirdikleri. Mesela bunlar hep bilinen bilgi casusluğu ya da bilginin transferi için kullanılan yöntemler. Araya girip bir tane şey söyleyeceğim. Sizin söylediklerinizi destekleyen bir örnek. Kuzey Amerika'da yani bildiğimiz en iyi bilgisayar ağları donanımı üreten bir firmanın araştırma geliştirme laboratuvarındaki bilgisayarlar yine Çinli bir firma tarafından 4-5 yıl boyunca izlenip tüm ürünleri onlarla beraber piyasaya sürdükleri için şimdi Çinli firma dünyanın büyüklerinden birisi, Kuzey Amerikalı firma artık yok. Evet. Evet. Belki ismini anmıyorum Doğru. ama böyle bir örneğimiz de var. Bir de biliyorsunuz tersine mühendislik dediğimiz evet. Bir yöntem var. Burada da herhangi bir firmanın çıkardığı ürünü yapım aşamasını terse işleterek bunun nasıl yapıldığını anlamaya çalışmak. Evet. Tabii burada elektronik devrelerde, mekanik aksamlarda bunlar mümkün. Yazılımda biraz daha zor ama yapılamaz diye bir şey yok. Yazılımda da tersine mühendislik. Yani bütün algoritmalar nasıl çalışıyor, akışlar nasıl çalışıyor. Dolayısıyla firmalar ticari rekabet içerisinde sürekli birbirlerinden bilgi alabilmek için, bilgi transferi yapabilmek için her türlü yöntemi deniyorlar. Evet. Devletlere geldiğimizde ise tabii ki her devlet kendi güvenliği için
diğer devletlerin neler yaptığını, neler düşündüğünü. Çünkü devlet büyükleri bir araya gelip konuşuyorlar ama acaba onlar yalnız kaldığında kapılar arkasında kendi aralarında ne konuşuyorlar? Sonuçta bir politika, bir siyaset yürütülüyor ama işin özünde aslında karşı taraf ne düşünüyor, ne hissediyor? Özellikle silah sanayinde, yani devletler için önemli bir güç, burada neler yapılıyor? Burada da aslında pek çok farklı yöntem, farklı kurumlarca geliştiriliyor. Ve artık devletlerin de kendisi beyaz hacker diye tabir ettiğimiz, evet, yani kötü niyetli olmayan ama mesela devletin kendi açıklarını bulan, yani sonuçta biz kendi kendimizi bir şekilde açıklarımızı bulmak için kendi adamlarımıza hackletmeye de çalışıyoruz. Bu tarz yöntemlerle güvenliğimizi arttırmaya ne tür açıklar olabilir? Benzer şekilde ülkelerin birbirlerine internet üzerinden yaptıkları saldırılar, hani burada zarar verme amaçlı da olabilir, bilgi çalmak için de olabilir veya hani çok daha derine gidersek, hani Soğuk Savaş dönemindeki kadar olmasa da işte bir takım casusluk faaliyetleriyle farklı milletlerin farklı adlar altında o devlet kurumlarına sızması ve içeride olan biten hakkında değişik bilgileri toplaması. Şimdi bir konuyu biraz değiştirerek mahremiyet kavramına gelmek istiyorum. Bir kere mahremiyet kavramının nasıl değiştiği konusunda, yani bundan 20 sene önce hangi bilgilere erişmek ya da onları gözlüyor olmak suç ya da ahlak açısından ya da toplumsal algı açısından ya bu benim mahremim bulaşma idi. Bugünkü durum ne? Bir de mahremiyetle ilgili kavramlar nasıl değişti? Bir de herkes için aynı kavramlar mı geçerli? Yani herkes derken ünlü bir şarkıcı, siyasetçi için geçerli olan bir mahremiyet kavramı sıradan bir vatandaş için de geçerli mi? Şimdi sonra da bunu elektronik ortamlardaki mahremiyetle de bağlayacaksınız doğal olarak. Sosyolog kadar detaylı böyle bir şeyi irdelemek çok mümkün değil bizler için belki ama sizin de belirttiğiniz gibi zaman içerisinde mahremiyet kavramının değiştiğini ben de şahıs olarak hissediyorum. Eskiden işte evin içinde olan şeyler veya aile içerisinde olan şeyler çok fazla bilinmezken şimdi işte Facebook'ta resimlerle vesaire bütün arkadaşlarımızla paylaşabiliyoruz. Evet. Bu anlamda hani mahremiyetin sınırlarının biraz daha kalktığını, biraz daha insanların gevşediğini düşünebiliriz. Bunun dışında hani bazı şeyleri biz seve seve zaten yapmaya başladık. Hani ofislerimizde kameralar var. İşte güvenli olabilmek için bu kameraları biz kendimiz belki taktırıyoruz, istiyoruz. İşte bir şeyimiz çalınırsa, bir hırsızlık vesaire olursa kim yaptı onu anlayabilmek için örneğin. Ama burada da tabii bir sınır var. Örneğin bazı global firmaların ofis ortamında kamera kullanımına izin vermediğini, böyle bir politikaları olduğunu biliyorum. Belki kapı giriş çıkışlarına koyuyorlar ama normal ofis çalışanlarını sürekli bir kamera altında izleniyor psikolojisinde çalıştırmak istemiyorlar. Evet. Amerika'daki 11 Eylül saldırısından sonra, Türkiye'de en son 15 Temmuz'dan sonra teröristlerin yakalanması için sosyal medyanın, e-mailimizin izleniyor olmasını çok daha olumlu algılar hale geldik. Tabii ki yapılması lazım. Başka nasıl yakalayacaklar teröristleri diye kabullenir hale geldik. Bir başka örnek, taksilerde örneği şu anda bir kamera sistemi kuruldu. İşte ses kaydı yapıyor mu yapmıyor mu tartışmaları var. Bu da taksilerin güvenliğini, taksi şoförlerinin güvenliğini sağlamaya yönelik bir hareket. Ama bir yandan bizim mahremiyetimizi riske sokuyor mu? Bence sokuyor. Evet. Bu bir tartışma konusu, bir denge konusu. Ne kadar güvenliğe ihtiyacımız var? Bu güvenliği sağlamak için ne kadar özgürlüğümüzden veya mahremiyetimizden fedakarlıkta bulunmayı kabul edebiliriz? İhtiyaca göre ve toplumların kültürüne göre mahremiyet algısının da değişmesiyle beraber bir dengeyi yakalıyor diye düşünüyorum. Ümit Bey, sizden de mahremiyet konusundaki değişimi ve geldiğimiz durumu bir dinleyelim. Aslında Burak Bey çok güzel özetledi. Yani mahremiyetle toplum güvenliği biraz ters orantılı konular. Çünkü toplum güvenliği için bir şekilde kameralarla ya da bir takım farklı kanallardan kişileri, vatandaşın ne yaptığını, çünkü eğer birisi tehlikeli bir
şeyde bulunacaksa bizim bunu devletimizden bu kişiyi yakalamasını, bulmasını istiyoruz. Onun için de bu tarz şeyleri artık mahremiyet olarak görmüyoruz. Yani bizim bir şekilde takip edilmemizi, sokakta kameralarda izlenmemizi görmüyoruz. Tabii özellikle sosyal medya da bunu giderek değiştirdi. Yani eskiden Burak Bey dediği gibi, yani evimizin içini herkes görsün istemezken, şimdi evimizin içindeki bir toplantıyı fotoğraflayıp internete koyabiliyoruz ve bunu bütün dünya görebilir. Yani bir Facebook şifresiyle bir koruma da sağlamıyorsunuz aslında. Dolayısıyla insanların bir kısmında artık evet güvenlik için hani bunlar yapılmalı algısı yerleşmiş oldu. Bir yandan da ya ne olur ki, hani zaten kendimizi koruyamayız, ne kadar koruyacağız, hani sizin arkadaşınızın banka olayında olduğu gibi hani yapacak bir şey yok, hani teslim oluyorum gibi bir durum evet. da oluyor. Çünkü zaten bütün cihazlarımız internete bağlı. Hatta bir düşünecek olursanız evimizin içerisinde internete bağlı kameralar var. Yani televizyonda, hatta onları reklam olsun diye satıyorlar, işte elle hareket yap, televizyon işte şunu yapsın, bunu yapsın diye. O kamera internete bağlı ve size bakıyor. Yani oradaki bilgiler kime gidiyor, nasıl gidiyor? Yani cep telefonunuzdaki kameralardan tutun, bilgisayarınızda her gün oturduğunuzda bir kamera var karşınızda. O kamerayı kim izliyor? Mesela bu meşhur hani Snowden'ın filmi izlemeyen evet. vatandaşlara da tavsiye ederiz. Ama tabii bir yerden sonra ya paranoya kapılıp kendi kendinizi mutsuz edeceğinize, ya diyorsunuz tamam artık dünya değişti böyle, ben de bunu bu şekilde kabul edeyim diye. Hani biraz daha mahremiyetten ciddi anlamda ödün verilmiş oluyor. Birkaç örnek daha ekleyebilir miyim? Tabii ki. Örneğin çocuklarımızın güvenliğini sağlamak istiyoruz. Güvende evet. olduğundan emin olmak istiyoruz. Evin içine ekstra kameralar koyuyoruz. Çocuğu, bakıcıyı takip edebilmek için ne evet. oluyor, işte dövüyor mu, kızıyor mu, ne yapıyor, iyi besliyor mu, temizliyor mu vesaire diye bakabilmek için. Yani nerede ne yapıyor şu anda diye merak ediyoruz. Bunun bir aşama ötesi sınıflara kamera koyan okullar var. Bunu pazarlıyorlar. Doğru. Ben veli olarak tercih etmem ama bunu da tercih eden veli var. Ben çocuğumu görmek istiyorum, sınıfta olduğundan emin olmak istiyorum, ne yaptığını görmek istiyorum diyor. Okulda kameralı sınıflar var bu anlamda. Veya küçük çocuğunuz kaybolursa bulabilmek için, nerede olduğundan emin olabilmek için içinde sim kart olan, cep telefonu şebekesine bağlanan kol saatleri var. Evet. Çocuğunuzun koluna böyle bir şey takıyorsunuz. Çocuğa sorsanız ister mi acaba kendi mahremiyeti açısından böyle bir şeyi, nerede olduğunun sürekli biliniyor olmasını. Biz çocukken, sokakta oynarken bir ister miydik acaba her an nerede olduğumuzun, ne yaptığımızın bilinmesini? O da bir ayrı tartışma konusu. Benzer şekilde işte öğrenci servisleri şu anda nerede, kaç dakika sonra gelecek. Bu bilgilere sahip olmayı istiyoruz belki veli olarak ama bir yandan da bunlar da mahremiyetin ihlali midir çocuğun veya bizlerin, mahremiyetinizin ihlali midir diye yine bir tartışmakta, düşünmekte yarar var diye değerlendiriyorum. Bunu biraz daha böyle kişisel bir hale dönüştürmek istiyorum. Yani eşler ya da sevgililer arasında karşı tarafın nerede olduğunu, kimlerle ne yazıştığını izleme konusunda bazen tartışmalar, atışmalar olabiliyor. Bazen karşı tarafın telefonunu alıp izlemek, karşı tarafın çeşitli iletişim kanallarındaki şifrelerini, ver şu şifreleri bir gözden geçireyim demek. Bazen bunu aleni olarak yapmak bir başka şey. İkincisi bunu aleni olmadan, diyelim ki bir yurt dışındaki bir örnek olsun diye anlatıyorum. Bir firmaya gidip ben eşimin bütün haberleşmelerini izleyip bana bildirin, bulunduğu noktaları da dahil olmak üzere deyip bu hizmeti ondan habersiz de satın alabiliyorsunuz. Bu tür durumlarda doğru olan nedir? Gizli izlemeyi bir kenara bırakıyorum. Aleni olarak biz eşimizin cep telefonunu ara sıra gözden geçirme şansına sahip olmalı mıyız? Eşimizin, çocuğumuzun, sevgilimizin... Ya da nasıl davranılmalı bu tür durumlarda? Kimse kimseye bu tür şifrelerini paylaşmasın, telefonlarını vermesin mi yoksa versin mi? Yani, bu konudaki doğru olan nedir? Çok zor bir soru zor aslında. İnanılmaz zor bir soru. Tabii ki eşler de, hani arkadaşlar da birbirlerine saygı duymak zorunda ve birbirlerinin mahremiyetine bir şekilde uymak zorunda. Ama dediğiniz gibi gerçek hayatta çok sık olarak bu tarz şeyleri biz de duyuyoruz, görüyoruz.
Yani bir şekilde insanlar birbirlerini merak ediyorlar. Hani ne yapıyor, ne ediyor, ben bunu... Bir güvensizlik ortamı oluşuyor. Tabii o biraz da insanların karakterine, kişiliğine, kendisine de kalmış bir şey. Yani normalde insanın kendi özgüveni varsa ne bileyim bir sevgilisini ya da arkadaşını takip etme ihtiyacı duymaması lazım. Evet. Bu kişiselleştirme konusuna geldiğimizde sanal kimlikler diye bir şey daha ortaya çıkıyor. İnsanlar gerçek kimlikleriyle değil, sanal kimlikleriyle artık hareket eder hale geliyorlar. Bazen böyle örnekler de var. Tabii ki onlar da bir şekilde çözülüyor. Şimdi son 5 dakikalık bir süremiz daha var. Ben burada iki şey daha soracağım. Bunlardan bir tanesi bizim bilgilerimizin toplanması, saklanması ve kullanılması konusunda kuralları kim belirliyor? Bu ve burada doğru davranıyorlar mı konusunda Amerika, Avrupa ve Türkiye'deki örnekler açısından yani üç bölgeyi de karşılaştırarak biraz açıklarsanız her ikinize de aynı soruyu soruyorum. Şimdi şöyle, bir ülkede en önemli kural ülkenin resmi makamlarının koyduğu kanundur. Evet. Ondan sonra işte uluslararası standartlar ve kurumların kendi iç süreçleri, prosedürleri vesaire gelir. Bizler de ülkenin kanun koyucularının belirlediği çerçeve içerisinde yaşamak zorundayız. Geçen yıl Nisan ayında 6698 sayılı kişisel verilerin korunması yasası çıktı örneğin. Evet. Bu kişisel verilerin korunması yasası biz vatandaşların bilgilerinin, şirketlerde, kurumlarda duran bilgilerinin nasıl korunacağı, hangilerinin korunacağı ile ilgili bir düzenleme. Bizi korumaya amaçlıyor aslında. Özetle de şunu söylüyor. Eğer sizin işiniz icabı bu kişinin bilgilerini tutmanız gerekmiyorsa o bilgileri silin. Tutamazsanız diyor. Yani çok korkutucu şeyler konuştuk hep aslında burada. Belki şu mesajı da vermekte yarar var. Kendimizi de çevremizdeki insanları da ekstra korkutmayalım. Paranoyanın bir sonu yok. Korku bulaşıcı bir hastalık maalesef. Hani teknolojiyi kullanmayalım demek bir çare değil bence. Onun da bir sonu yok. Burada dengeyi yakalamak önemli daha önce belirttiğim gibi. Bu teknolojik gelişmeler, bu kadar çok bilginin toplanması, kullanılması eğer olumlu bir şekilde kullanılırsa toplumsal ve bilimsel gelişmeyi de destekliyor, sağlıyor diye düşünüyorum. Ve burada hani bilgileri korumak için teknolojik sistemler değil, sistematik bir yaklaşım gerektiğini ben düşünüyorum. Bunu yapan uluslararası bir örneğin standart var. ISO 27001 diye bir standart var. Bu standart bilgi güvenliği yönetim sistemi olarak geçiyor. Bunun içerisinde birçok bileşen var. İşte roller, organizasyon şemaları, süreçler, yetkiler, tabii ki teknoloji gibi bacakları var. Ama genel olarak burada sistematik bir kontrollü yaklaşım olsun, bir silsile halinde onaylar ve takipler olsun isteniyor. Ve tabii ki işin içerisinde insan faktörü olduğunu da unutmamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Aynı soruyu size soruyorum ama daha çok şirketler açısından değil de benim bilgilerimi çok sayıda kişi internetten, cep telefonundan ya da dolaştığım yerlerden izliyor. Bu izleme sırasında bu bilgileri toplarken benden izin alması, sonra bunları saklaması, sonra bunu kullanması konusunda beni bilgilendirmesi gibi bir uygulama var mı? Ya da değişik ülkelerde nasıl yaklaşımlar aslında var? Aslında hani sonuçta bu gene mahremiyet konusuna girmiş oluyor. Evet. Ve 2016'da da ülkemizde çıkan kanun kapsamında bize ait bilgileri herhangi birisi saklarken ya da kullanırken ya da paylaşırken bizim onayımızı, bizim rızamızı alması gerekiyor. Onun dışında bizim bilgilerimizi başka amaçla, yani herhangi bir ticari amaçla olabilir ya da bize herhangi bir zarar verecek bir aktivite içerisinde olabilir, bu şekilde paylaşamaz. Bununla ilgili de aslında Avrupa Birliği'nin de belli düzenlemeleri var. Ülkemizdeki düzenlemeler de buna paralellik gösteriyor. Daha biz tabii bu konuda da biraz İşin başındayız ama zamanla sistemlerin oturacağı, çünkü bununla ilgili bir kurum var. Dolayısıyla kişilerin şikayette bulunabileceği, en azından haklarını arayabileceği, yani benim mahremiyetimi benim rızam dışında ya da bilgilerimi rızam dışında paylaştılar, kullandılar gibi bir şikayet merciği var. En azından belli bir düzenlemeler oturmaya başladı. Ama tabii bunların tam olarak
sistem içerisinde yer bulabilmesi zaman alacaktır. Evet. Çünkü biraz yani bulanık bir alan. Hani hem insanlar mahremiyetini istiyor, hem kolaylık istiyor, hem bilgiyi kendi isteğiyle paylaşıyor. Hani bunların hepsini bir arada yoğurabilmek çok zor bir konu. Yani basit bir konuda değil aslında. Aslında bu özellikle bilgisayar teknolojilerinin gelişmesinde daha çok görülen bir şey. Bir alanda önce problemler ortaya çıkıyor. Bundan rahatsız olanlar, sonra bununla ilgili bir düzenleme yapılması isteyenler ortaya çıkıyor. Sonra bu tartışmalar bittikten sonra bazen kurumlar, bazen siyaset kurumu buna çözüm bulmak üzere devreye giriyor. Bu işin doğal akışı içerisinde var. Son bir konu, şöyle bir konuya girmek istiyorum. Hepimiz Facebook'ta, Twitter'da, sosyal ağlarda ve benzeri yerlerde çok sayıda paylaşımda bulunuyoruz. Sonra bir iş başvurusunda bulunduğumuzda ya da bir görev önerildiğinde birisinin karşısına geçtiğimizde şunu biliyoruz. Kendimizi anlatmaya başladığımızda kafamızın kenarında da şu var. Peki benim bütün paylaşımlarımdan karşı taraf haberdarsa benim anlattıklarımın ne kadar önemi var? Hatta benim hatırlamadıklarım bile onların ellerinde varsa anlat anlat heyecanlı oluyor gibi bir yaklaşımda da bulunabileceklerini varsayarsak böyle bir durumda ilk akla gelen şey şu. Geçmişimi sildirebilir miyim? Bazen denemeler yapıyorlar ama beni bütün bu şeylerden, ortamlardan silin deme hakkım var mı? Ya hakkı, ve böyle bir uygulama var mı? Hakkınız var ama bunu yapmanız çok zor yani. Çünkü internet umman, yani içerisinde kaybolup gitmeniz söz konusu ve yıllarca paylaşılmış bilgi var. Ve bu bilgileri kontrol edebilmeniz, bunlara hükmedebilmeniz çok zor. Peki, konuklarıma teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Bu hafta bilgisayar güvenliği ve bizi kim niçin izliyor konusunu izledik. Gelecek haftaki programımızda da yine insanlığın düşünsel, toplumsal, bilimsel birikimleri konusunu konuşmaya devam edeceğiz.